Milyonlarca araç sahibine kötü haber Maliye Bakanı'ndan geldi. Motorlu taşıtlar vergisi 2018'de %40 zamlandı. Yeni yılda devreye girecek. Zamla birlikte vergi sistemi de değişti. Artık arabanın ülkeye giriş fiyatı da vergisi üzerinde etkili olacak. Her türlü çok yani %40. 2017'de %3.83 zamlanmıştı. 2018'deki zam oranı belli oldu. Motorlu taşıtlar vergisi 2018'de %40 zamlandı. Motorlu taşıtlar vergisine %40 zam gelmesiyle sistem de değişti. 2017'de arabanın ÖTV ve KDV'siz fiyatı da vergide etkili olacak. Ülkeye giriş fiyatı da dikkate alınacak. Bu da özellikle lüks arabalarda önemli bir MTV artışına neden olacak. Ya bu geçim şartlarında söyleyecek kelime bulamıyorum. Eski sistemde aracın yalnızca motor hacmi ile yaşı belirleyici oluyordu vergide. 2018'de ise aracın değeri arttıkça vergi miktarı da artacak. Örneğin 2017'de 1-3 yaş arası 1.3 motor araç sahibinin ödediği MTV 650 liraydı. 2018'de aynı araba için ödenen vergi 910 lira olacak. Yani en düşük motor hacmi için ödenen vergi 260 lira artacak. Ayvaya dökse ne yapalım? Çok mu? Çok tabii. Vergi artışı sadece binek otomobiller için geçerli olacak. Diğer araçlar için yeniden değerlendirme tamamlanınca zam oranı belli olacak. Çok büyük bir artış yani arabayı satıp artık yayın gezeceğiz artık herhalde. 2018'de pek çok vergi artacak. Şans oyunlarında ikramiye kazanan talihliden alınan vergi oranı da zamlanıyor. %10 olan vergi %20'ye çıkacak. Finansta da kurumlar vergisi %2 zamla %22'ye çıktı. Gelir vergisinde 3. dilim oranı da %30'a çıkacak. Kira gelirinde götürü gider oranı %25'ten %15'e düşecek. Yeni yılda yalnızca zam değil, sevindirici haberler de var. Kamuya 74 bin personel alınacak. Şehir merkezlerindeki kamu lojmanları satılacak. 2017 bütçe açığının 60 milyar lira olması bekleniyor.